Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, basının güzel de temsilcileri, kıymetli konuklar. 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Arif Çağlar Akçı'yı buraya davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladığımız kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. İletişim ve ulaşım sektöründeki hızlı gelişmelerle ülkeler arasındaki mesafeler kısalmış ve turizm, milletler arasındaki karşılıklı anlayış, hoşgörü ve diyaloğun yerleşmesine önemli katkılarda bulunan sosyal bir olay haline gelmiştir. Bununla birlikte turizm sektörü, dinamik yapısı ile ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında da itici bir güç olarak önemli bir konuma yükselmiştir. Bilgi ve iletişim çağının yaşandığı, kültürler arası etkileşimin arttığı ve kültürel ilişkilerin ön plana çıktığı günümüzde turizmi, farklı kültürlerin farklı topraklarda bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik alanı olarak görebiliriz. Turizm Haftası münasebetiyle hazırladığımız programda ülkemizin ve kültürümüzün güzelliklerini umarım tam anlamıyla sizlere yaşatabiliriz. Bu nedenle programımızı şereflendiren Kaymakamımız Sayın Alaaddin Aktaş'a ve tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor. Beni dinleme inceliği gösterdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sırada şehirlerimizden esinlenerek yazılan, birbirinden güzel şiirlerin yer aldığı Şiirler Nedir Memleketim adlı şiir dinletisi var. Tam adacısı ırcız öten teryan kokusuna, meydanındaki limoncunun tablasına bir hoş almışım. Deniz kokulu kentim düşünüyorum, Orhan ve İstanbul'a inat. Yürüyüp gitmeli limana, oradan da Mendire'ye, ta ucuna kadar. Ve çökmeli bir taşın üstüne. Ama karayel patlamış, fırtına varmış. Dalgalar adam boyuna geliyorlarmış. Islanıyor musun? Vakitli akşamlardan bir akşammış. Sana ne? Thank you.
kadar benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerime dek işlemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Elma dalından uzağa düşmez, ne yana gitsen nafile. Memleketin hali gözümden gitmez, bin bir yerimden bağlanmışım. Bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına, ilmik ilmik, damar damar yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi, dişimden tırnağıma kadar. Ah bu türküler, türkülerimiz, ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerle tüter dağ dağ, yayla yayla köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, köy türküleri, dilimizin tuz biberi. Memleket ahvalini onlardan sor, kitaplarda değil, türkülerde ara yemini. Öyle değil, kalanı, gidip gelmeyeni. Ben türkülerden aldım haberi. Şimdi de Beşikdüzü Mayıs şenliklerine gelen turistlerin bölge insanıyla yaşadıkları komik olayları konu edildiği Turistler Beşikdüzü adlı skeçimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Anlamazsın Sevgi Hanım. Bununki Gürüs'ün şivesi. Çok tatlı konuşulur ama anlaması biraz zordur. Ha, anladım. Bak şimdi anlamaya başladı. Bunu alırken 5 sene çalışmanı bile şaşırtın. Ben sana daha ne diyeyim? Ula baba, sen evde istirahat etmen gerekmiyor mu? Niye çıktın dışarı? Susay Sevgi. Çıktın ben de kullarına film katarsın. Yok baba yok. Ne film katması? Turizm acilesi bakın. Çalışıyorum. Turizm acilesi de ne iş yapar ki? Necmi abi. Yurt dışından turist getirir. Necmi abi bu turistler hep insanlar mı oluyor? O ne biçim soru Nurten? Dur ula dur hemen kaynama. Papa beni verip yurt dışından balık getiriyor da acı onun kendi turizm acentesi olur mu diye sordum. Ne diyorsun Nurten? Evet turist insanlardan olur. Bak bunlar turist Mayıs sitesine getirdi. Dur anlataymış ha. Bizim adamlar bir gün odur uyur evde. Yeni bağışım karışıyor. Gideci o hikayeyle. Dedim anne gece o hikayeyle. İntifati karıcığım çay içecek orada. Dedim herhalde Beşikdüzü'nde su yok öyle ya. İntifati karıcığım yaylanın suyu daha güzel. Dedim kaç verilir evli kırmayayım kocaman. Gitti. Neyse. İntifati kocaman karıcığım beni daha aşağıdan su alayım. Ne dedim olayım kocamana beni düşünmeyin. Daha bilmeyelim başıma gelecek. Durun ulan. Neyse indi. Bir saat oldu yok. İki saat oldu yok. Buçuk oldu yok. Tam oldu gene yok. Neyse dedim kocamanı arayayım. O bir şey olması değil ben dul kalacağım. Neyse inerim ormana aşağıma. Hep kocamana sayarım. Hem ormanda gidere sayarım. Öyle ya bağda bir şey olur. İndi. Yanında baktım tiril tiril bir kız. Dedim ha ne değilsiniz ha burada? İttiba karıcığım arkadaşlık edeyim. Ormanda mı arkadaşlık edeyim? İttiba karıcığım seni de severim ama yetmeysin bana. Dedim Esra'yı kuzum, bana dedi bir tane yakışıklı bu. İttifaki yakışıklı nasıl bir şey?
Durun ulan durun. Etibari yakışıklı nasıl bir şey? Dedim yakışıklının anlamını bana mı sorarsın? Etibari kriterleri nasıl olsun? Dedim ah kriter nedir? Etibari zengin olsun mu? Dedim ağacı zengin olsun da nasıl bir şey olursa olsun. Ettim ağacı 12 tane uşağım var. Ama dedim koç kafalı 12 tane uşağa ben nasıl bakacağım? Ettim ağacı sen de ben o performansı görürüz. Dedim ağacı sanki çıktım koşu saatine de koşacak. Ben de performans görürüm. Dedim ben evden geliyorum. Paramı biriktir harca gidiyorum. Uşağım benim hikayem bu kadar. Ocakta tezgah yemeğim var. Ben gideyim. Hadi aşağıya. Maçı izledik. Burada oturduk, oturduk, sohbet ettik. Çıktım kapıya. Mahalleye geleceğim. Eve gideceğim. Geç kal şimdi. Karın tırdır edip durur ha. Neyse. Hadi kastın doğru böyle bir sürü yapılı bir adam geliyor. Ben de üstüne doğru böyle gidiyordum. Sonra yanından geçerken omuz attı bana. Ben de onu omuz attım. Sonra baba ne oldu dedi. Ben de eve. Sonra oradan doğru oldu. Bir tane vurdu. Abi ben altta kalır mıyım? Kalmam da yok. Ben de ufa vurdum. Sonra ufa bir daha vurdum. Gerisini hatırlam. Hep tabi gözüm oldu. Evet diyor. İyi geldin. Bunlar da kim gibi oluyor böyle? Hey! Bunlar dürüst efendim, bir sene bu ayı kimseyi. İyi etmedin Necmi abi. Bak Necmi abi dürüst bana bakıyor, ben de ona bakıyorum. Opa'ya danışalım lan, ben de ona danışalım derim. Opa minnet... Tamam Tevfil, tamam sen bana dur git.
Sen.